ediyoruz. Hakan Bey'de de kalmıştık reklamdan önce. Hakan Bayrakçı AK Parti'de MHP'de adres arayanlar en yakın olduğu için en yakın yer olarak İyi Parti'yi görür dediniz. Orada evet. kaldık. Kaldı ki bu tescil de edildi dedim. Ne tür bir tescil? Bir çağrı yaptılar. Sen bize katıl, yuvana dön dediler. Bunu seçmen şöyle algılayabilir. Yani AK Parti'nin de MHP'nin de siyasi zihniyet olarak kendilerine en yakın buldukları parti İ Parti'yi bir seçmen nezdinde böyle algılanır. Buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Şimdi İ Partililer böyle bir imkanları olduklarını... Bir soru iyi... sorabilir miyim Hakan Bey? Buyur Metin Çok Bey. özür dileyerek, kusura bakmayın. Hemen Estağfurullah. konuşmanızın başında böldüm ama. Tamam. E, Lütfi Türkkan'ın bir beyanatı vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Altı Bakanlık verin gelelim dedi. Hatırladınız evet. mı? Yani duyduk evet. Çağıracak adam, o gün de çağırırdı kardeşim. Yani siz anlamadım bu tabii İyi Parti güzellemesi yapmanıza hak veriyorum da yani İyi Parti'de bakın bugün <laughs> İstanbul İl Başkanlığı ya. önünde ve birçok ilçe başkanlığı önünde eylemler başladı eylemler. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne kaçan oylar oraya git. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gideceğini. Anladım. Için anladım. Oluyor. Peki. Aksine İyi Parti'den dönenler Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönmeye başladı bile. Ya MHP'nin zaten ceketini ilk, alsa 10-11 alıyor. MHP'ye bir lafımız yok. MHP'nin baksanıza bir anladım, parti çıktığı anladım. içinden yani, o da onun MHP'den kadar oy almaya başladı. Şimdi şöyle bir algı yaratıyorsunuz ya ben onun, ona, zaten, itiraz ettim. bir lafımız ettim. yok. Metin Bey anlatmaya şöyle bir algı yaratın da sizin? benim itirazım oydu. Ya partide diyor bu büyük tepki oylar gidiyor. Ben başka bir şey izah ediyorum. oylar gidiyor bu da iyi Parti'ye gidiyor. Bu yanlış bir algı. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Derdim şu. Bakınız. İyi partiler herhalde şu hesabı yapar. Ya kardeşim bizim HDP'den bize gelecek ya da birlikte olacağımız safta gelecek oy kadar eğer biz milli duruşumuzu ki siyasi iktidara destek veriyorlar milli konuların çoğunda biz bu duruşumuzu sürdürürsek zaten AK Parti ile MHP'den oy alırız diye bir hesapları var. Bak alırlar alamazlar bu ayrı bir konu. Dolayısıyla benim tespitim şu. Benim burada gözlemim şu. Evdeki hesap çarşıya uyarsa. Ya uyarsa tamam onu bak. Ama hesabı hesabı yapabilirler. Çok kolay yaparlar. E Size bir örnek bir de vereyim. Var. Bir hatırlatma yapayım. Buyurun. Şimdi 89'da bir yerel seçim oldu. SP her yerde sildi süpürdü. Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti. %29 aldı Türkiye ortalamasında. İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri'yi bile her yeri aldı belediyeleri çok değil. iki yıl sonra bir genel seçim yapıldı. Anavatan e, Doğru Yol Partisi, Demirel'in Doğru Yol Partisi rahmetli 29 aldı. 28.8. 24 ile Anavatan bir başka merkez sağ parti. Yüzde 24 ile ikinci oldu. O iki yıl önce her yeri silip süpüren CHP sadece 20 alabildi. 91 seçim. yani bugünle neyi Şimdi burada tarih tekerrüden ibarettir. Çoğunlukla bazen de etmiyor. Ama burada İyi Partililer şu hesabı yaparlar. Yani biz HDP'den alacağımız birkaç puan için koskoca yüzde ellilik bir kitle olan AK Parti ve MHP seçmenini hatta CHP'nin Ege ve Akdeniz ve Trakya ağırlıklı yani merkez sağ Atatürkçü milliyetçi seçmenini niye kaçıralım? Niye böyle bir hesabın içinde dolalım? Do olalım. Dolayısıyla benim görüşüm şu. Bakınız. Şimdi Atatürk. Tam burada tam burada size bir katkı sağlayabilir Peki. miyim Hakan? Estağfurullah buyurun. Bir katkı sağlayayım. Bakın. E, yerel seçimlerden önce yani bu anayasa çalışmalarının yapıldığı tarihte anayasa çalışması taslaklarının oluşturulduğu tarihte siz de çok iyi hatırlayacaksınızdır. Hafızanız iyidir diye düşünüyorum. HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir demişti. Meral Akşener. Evet. Sonra baktı ki oylar gidiyor. Oylar gidiyor, yerel seçimlerde bitti, alacağını da aldılar. Onun için e, bazı yerlerde hiç ellerinde büyük bir il yok ama ilçe bazında, belde bazında belediyeler de kazandılar. E, ama o tarihten sonra baktı ki taban gidiyor, kayıyor, döndü dedi ki PKK'nın uzantısı e, HDP'dir, HDP e, Kürtlerin siyasi temsilcisi değil, PKK terör örgütünün sözcüsüdür dedi. Şimdi bu iki beyanat arasında sizce oy kaygısı mı var yoksa bir diyeti ödedik? Şimdi yolumuza bakalım, alacağımızı aldık demek mi var? Şöyle. Ya da bu iki söylemde de siyasi bir hamle mi var? Şöyle. Şimdi Meral Akşener ve İyi Parti mutlak şu hesabı yapıyordur. Biz %50'lik koca bir kitle. Yani sağ, muhafazakar, milliyetçi, hatta içinde Atatürkçü seçmen de var. AK Parti ve MHP'nin seçmeninden oy alma potansiyeli olan ilk partiyiz, tek partiyiz belki de. Hani tek demeyeyim. işte Öztürk Bey'in partisi var, Deva şey var, Davutoğlu var, efendim gelecek, e, gelecek var. Gelecek var. Ama oyu yüzde on civarı olan tek ilk parti. Dolayısıyla bu oylara talip olmak <laughs> yerine niye birkaç puan için HDP'nin oyuna yönelik politikalar üretsin? Yapmazlar bunu. Ha güzellemeye gelince ben niye güzelleme yapayım? İl Parti'yi Bey, geçen burada eleştirdim. Siz anketçisiniz, siz anketçisiniz ben size söyleyeyim. Bir de tüyo vereyim hatta. Seçimleri Hı. iyi bir analiz ederseniz. Bakın Muharrem İnce geçen hafta dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 17 dedi. Kaldı ki siz yüzde 25'ten yüzde %23 23'e düştüğü için bu ekranlardan defalarca eleştirmişsiniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni kendi partisine değil. iyi Parti'ye oy veriyor. Evet, Onun için verebilir, Parti daha, İYİ. daha İYİ. da verir. İYİ. İYİ. Daha da verir. Tamam. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy gidişi, oy kaçışı yok. Olabilir. Millet Bak, ya kendi içinde Olak diyorum. Kendi ola içinde ola ki. oy çeviriyorlar. Oy çeviriyorlar. Tamam. Ben o zaman şunu Şu, bitireyim. Şunu sormak istiyorum bu noktada. Tüm bu tartışmalar, olan biten eee Seçmen gözünde iyi parti nereye götürüyor? Bir Şimdi oy kaybı söz konusu mu? Seçmen İYİ Parti, Etkileniyor mu seçmen bundan? Şöyle söyleyeyim. İYİ parti FETÖ iddiası var HDP ile yan yana deniyor. Efendim İYİ Parti ile ilgili iki buçuk yıldır denmeyen kalmadı. FETÖ'cü dendi, FETÖ'nün adamı dendi, darbe olsaydı başbakan her şeyi dediler. Siyasi iyi operasyon de. yapılıyor bize. De ya işte biz ne dedik? Kendi genel başkan yardımcısı diyor. Tamam anladım. Da, ya, herkes de söylüyor. Gazeteciler de söyledi. Ama ne oluyor? Herkes Seçmen söylemiyor. Şöyle algılıyor. Bir dakika bir dakika. Bak yine algı yaratıyorsunuz. Herkes söylemiyor. İyi Parti'nin içine giden milletvekilleri benim burada var. Size vaktiniz varsa anlatayım. 30 tane gösteririm. Şunu bitireyim ondan sonra. İyi Parti'ye zaman. zamanında gitmiş ama İyi Parti'den ayrılırken kendi evet. partisini FETÖ'cü olmakla suçlamış. Hatta size iki cümle hemen yeri gelmişken. Evet. Bakın Tansu Ciller hükümetinde bakan yap bakanlık yapmıştı. Sayın Mehmet Salim Ensarioğlu. Evet. O tarihte diyor ki daha sonraki tarihlerde Ensarioğlu Öcalan ev hapsine alınsın, ayda bir iki defa televizyona çıkıp seçmene hitap etsin diyor. Bu isim şu an İyi Parti'de genel başkan yardımcısı. Bir başka bir şey söyleyeyim. Anayasanın ilk üç maddesi değişebilir. Leyla Azana'ya kimse haksızlık etmesin. Öcalana ev hapsi diyen. Yine İyi Parti'de bir başka genel başkan yardımcısı koltuğunda oturan Anladım. Bahadır Erdem. Tamam ne demek şimdi, istiyorsunuz Metin Betim Bey bunları, bu örneklerle? Ben tutturdum oraya ne, Hakan nedir Bey. yani İyi Parti ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Bunu söylemeye çalışıyorum. HDP'ye yaklaşıyor. Biz mi diyoruz ki, biz mi diyoruz HDP'ye yaklaşıyor? Ben mi diyorum FETÖ ittifakı var, FETÖ işbirliği var? Kendi içindeki genel başkan yardımcıları diyor. Tamam. Bizim, Peki. bizim bir şey şimdi söylediğimiz yok. Ben ne yani, anlatmaya çalışıyorum? Hakan Bey şimdi söyle önüne gelen önüne gelen FETÖ'cülükle HDP'ye yaklaşmakla suçluyor derken o zaman Ümit Özdağ sizin önünüze gelen ya da Koray Aydın önünüze gelen ya da İyi Parti'den istifa eden bu partide Sorosçuluk var diyen İsmailov ya da Yörük Ali Paşa kurucular kurulunda bunlar mı önüne gelen. Şimdi, Bunlar İyi Parti'yi kuranlar, kuranlar. Anladım, kuranlar. anladım. Tamam Metin Bey, izah edebildin ne demek istediğini. Ha şunu, şunu da söyleyeyim. Çok düşünüyorum diyerek. şu anda. Bu cümlede şunu tam söyleyeyim. bu tartışmada şu da geliyor. Parti'nin Parti içinde Aynı İyi Parti İyi Parti'nin içinde AK Parti ile de görüşüyor anayasayı değiştirmek. Demiyorum evet. bir cümle. Tamam. Bir cümle. İyi Parti'nin Parti içinde görüşme yok. ülkücülüğüne, milliyetçiliğine eee vatan sevgisine inandığım çok sayıda isim var. Bunların hiçbirini Suçlamak adına söylemiyorum. Onları tenzih ediyorum. Tanıdığım birçok isimde. Ama iyi Parti'ye gitmişler. Ha yarın yuvaya dönerler. O onların kararıdır. Sayın Bahçeli üstüne düşeni yaptı. Üç kez çağrı yaptı. Dönmek isteyenlere yuva yani Çınar'ın gövdesi hazır orada bekliyor. Dönen döner. Dönmeyene de bir şey diyemeyiz niye dönmediği için. Anladım. Ama biz bunu iyi Parti'yi küçümseme, kırmak, dökmek için değil. Anladım. Tamam İlk bir şey izah ediyorsun. Ama burada dört konumunda izdialarını, benzer izdialarını şeyler söyledim. Burada dile getiriyorum. Bu farklı bir ses, farklı bir yorum getiriyorum. Onu bir müsaade buyurun. Buyurun Hakan Bey, diyorum. buyurun. O da şu. Şimdi İyi Parti biraz önce de söylediğim gibi sağ partilerin tümünden oy alma potansiyelindeki parti ve biraz önce verdiğim örnekteki gibi eğer hal böyle giderse CHP'nin önüne bile geçme ihtimali olabilecek bir parti. O kadar ki. Şimdi Sayın K, bu Kaftancıoğlu var ya İstanbul İl Başkanı. Ben Yargıtay'ın şeylerine baktım. Her ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden bin küsur kişi üye istifa ediyor. Bu partinin açıklaması değil. Açıp herkes E-Devlet'ten doğru, doğru. E baksınlar. Resmi istifa. E-Devlet'ten olduğu için istifalar. Son şey de var. Yargıtay'ın hedeflerinde var. Şimdi CHP Kaftancıoğlu'nun söylemleri nedeniyle ve genel başkan ve genel merkezde onu görevden almadığı için demek ki aynı düşünüyormuş diye seçmen düşünmeye başladığı için yani Kaftancıoğlu'nun temsil ettiği zihniyet nedir? Çok yakın bir HDP dostluğu, efendim aşırı sol, aşırı sol bütün marjinal görüşlere kucak açan ama Atatürk dedin mi uzak duran milli konu dedin mi uzak duran, milliyetçilik dedin mi uzak duran bir siyasi görüş bu. Bu nedenle CHP'nin böylesine, hatta geçenlerde bir meslektaşımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sunum yapmış, başka bir araştırma şirketinin sahibi, başkanı, CHP için %16.3 demiş. Karaslar dağıtılınca da 19.5 oluyor CHP. Şimdi bende böyle bir bulgu yok ama bu piyasada bilinen, tanınan bir firma ve Geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce hatta kendisi genel başkana bir sunum yapmış. Onu da bırakın, Metropol'ün anketinde bile 17 çıktı. Dağıtılınca 20 oluyordu. Peki CHP'nin bu oy nereye gidecek? Anayasa taslağına gel, Gelsin. Geliyorum. İyi Parti. Ne kadar gidecek. çok zor Dolayısıyla ya. Anayasa taslağı ile ilgili konunun bağlantısı şu. Nedir bağlantı? CHP İyi Parti hem CHP'den hem iktidardan oy alma potansiyelindeki ne bir parti olarak bir dakika bu çok önemli. Ben de önemli. oylarını kaybediyor ya nereden çıkartıyorsunuz? İyi Parti kaybediyor mu? Hayır, Hayır efendim. tabii Hayır. Dip, dibe vuracak ya. Ben de anket yapıyorum benim anketlerimde. İyi de, Parti adına anket yapıyorsunuz? Hayır sıfır. Ben Meral Hanım'la kırgınım bile. Ben Meral Hanım Akşener'le konuşmuyorum. Bence Meral Hanım sizin aklınızdan yararlanmalı yani sizin gibi bir... Gerçekten. Hayır eri. ben eğri eğri doğruya doğru derim. Ben her akşamlarla kötü olmam yani, önemli değil. Yani nereden o, şey yapıyor? herkes Ak Parti'den alıyor. Mehmet mi? abi herhalde. Efendim, Bey, ya ya bak, ya bak, so, bak şu so anayasa metniyle ilgili bir türlü söyleyemedim. E söyleyin gelin oraya sonra yine İYİ Parti. Ama önce bunu belirttim. Yapıyorum. Siz hepiniz İYİ Parti mahvettiniz dediniz. İYİ, İYİ Konuyu Parti'yi kapattınız. mahvetmedik. Hepiniz de anayasa hayır, konuştuk. Bu anayasa metni yanlış dediniz. Şimdi metinle ilgili ben şunu söylüyorum. Buyurun söyle. Meral Akşener ya da yakın çevresinden benim bildiğim 25 yıldır tanıdığım ne bileyim Koray Aydın olsun Dervişoğlu olsun falan. Bunların hiçbirisi böyle bir anayasaya ne onay verir ne imza verir. Çünkü haberleri yok. Haberleri yok veya var ve Akşener de yapmaz bunu. Benim tanıdığım Meral ya Akşener. Kardeşim, 30 kardeşim genel tanır. başkan yardımcısı Nuri Uktan katılmış ya. Nuri Oktan'ın şahsi ya bir ya, tasarrufu olabilir. Allah. Ahmet Kamil Eruzan katılmış Mümkün ya. değil. Duydukları an Ama Ama Nuri Oktan anayasa konuşulmadı Yapma demişti Mehmet Kabul Neden? Çünkü böyle bir anayasaya bu resmen HDP'yi PKK'ya güzelleme yapan bir anayasa metnidir. <laughs> ben bu saydığınız metinlerin hiçbirine katılmam. Bırakın beni. Seçmen de katılmaz. Neyi ben seçmenin konuşuyorsun sesi. peki? anlamadım. E şunu konuşuyorum. <laughs> İyi Parti, İki buçuk yıldır ağır taarruz altında ve sabotaj Allah altında ya sürekli. Allah'ım ya. Buna rağmen ölmüyor. Neden? Bu sizi niye, niye ilgilendiriyor bu, bu kadar? E çünkü gerçek ortada. Ay Siz bakınız bir kamu araştırmacısınız. Evet. <laughs> Siyasetçi değilsiniz. Bir evet. partili CHP'li AK Partili değilsiniz. İYİ Parti'nin bu kadar çok siyasi saldırılara muhatap olması niye bu kadar çok ilgilendiriyor? Dahası rahatsız ediyor. Vallahi birileriniz... Niye rahatsız ediyor? Rahatsız ediyor. Kamu Ama araştırmacısı ve analiz Hayır, yapıyor Hakan ha, Bey'den Mehmet çekiyor Bey. Dikkatimi diyebilirsin. Evet dikkatimi bakın, çekiyor bakın, onun için zaten. Bakın başka Bakın şunu söylüyorum. Bir, Koray Aydın daha partiye katılmadan önce... Hı. Ümit Özdağ bu partinin bel kemiği. E doğru. Kuray Aydın diyor ki Sayın Akşener gittiği her yerde FETÖ'cüler tarafından karşılanıyor. FETÖ'cüler tarafından desteklenen biridir diyor. Bunu söyleyen Kuray Aydın. İki, Ümit Özdağ çok açık isim vererek, iltisaklar ortaya koyarak açıklamalarda bulunuyor. Metin Özkan'ın dediği gibi partiden ayrılan partinin değerleri anlamındaki kurucuları ayrıldıktan sonra biz bu niyetle bu partiye geldik. Ama gördük evet. ki hem FETÖ hem HDP bu, bağlantıları evet söz konusu. Tüm bu eleştiriler sizin evet. için hiçbir anlam ifade etmiyor mu? Şu anlam ifade ediyor. Direkt gözlemim şu. Yürüme ihtimali olan ve yürümekte olan, yürüdüğünü de gördüğüm bir iyi Parti var. Türkiye'nin demokrasi adına konuşuyorum ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir parti İki buçuk yıldır o kadar taarruz altında olmasına rağmen... Kim taarruz yer altında bırakıyor Hakan kim Bey? Kim ediyorsa o. Bugün mesela Ümit Özdağ. Ve hangi sebeple? Ama Ümit Özdağ'la ilgili şunu söyleyeyim. İhmal edilmiş, yanlış yapılmış söyledim. Ümit Özdağ gibi birisi, ya gel kardeşim sen bizim kurucumuzsun, değerimizsin, e danışmanımızsın demeliydi. Bir tane soru yanlış yapmışlar. Millet ittifakını dağıtmaya çalışıyorlar demişti. Acaba amaç bu mu? O da olabilir İyi ama ben üzerinden. başka bir zaviyeden bakıyorum. Zaviye şu... <laughs> ellerinden geleni de yapsalar İyi Parti oy artırıyor, oy artırmaya devam edecek. Nasıl Zaten başarıyor bunu? Edici bunu olan nasıl bu. başarıyor? Veri nedir ya? Bir dakika. Anketim, anketler. Ya kardeşim biz <laughs> buraya İyi Parti Eşkanlığı oy artırıyor, uygun oyu düşüyor yani. diye gelmedik. Ortada evet. bir anayasa taslağı var. Anayasa taslağı üzerinde konuşuyoruz. Ne ikide bir de evet. iyi Parti oyunu her şeye rağmen artırıyor deme ihtiyacı hissediyorsun ki onu anlamadım yani. Çünkü bunun için bu tür sabotajlar yapılıyor Hayır, onu anlatmaya ya. çalışıyorum. Ya kardeşim biz buraya bir taslak üzerine konuşmaya gelmişiz ya. İYİ Bas, Parti oyunu arttırıyor, azaltıyor. Ben de diyorum Hakan o Bey. tasla Sabot ne Meral Akşener yapıyor? ne İYİ Partililer Hakan, Hakan asla onay vermezler. Bir bir Böyle bir tartışma olmaz. Hakan Bey. Ambargoları da yok. Birisi bağlansın canlı yayına. Hakan Bey. Sayın Akşener bir dakika, bir dakika herkes Bey. sesleniyor. Bir sırayla e, siz tamam. ben, mi Hakan Bey? Ben bir soru soracağım. Hakan Bey. Bir, soru soruyu alalım mı? alalım. Çünkü konuya gelmiyor. Soruyu. Konuya geldim şu anda ama gene giriyorsunuz. Hakan Bey. Hakan Bey.